Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi bir haftayı değerlendireceğiz. Kripto paraları konuşacağız, piyasayı konuşacağız, Ethereum'u konuşacağız, Bitcoin'i konuşacağız. Doları da konuşuruz, altını da konuşuruz. Hepsine şöyle kısa kısa bakacağız. Gökalp içeride birlikte. Hoş Selam, geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyidir üstad. Yani genel bir oynaklık hali. Güzel bir hafta. Janet Yellen bir hafta ortasında tapering'in daha erken gelebileceği ile alakalı söylemde açıklamada bulunmuştu. Janet Yellen kim? Eski Fed başkanı. Mart 2020'den beri Fed'in yaptığı varlık alımlarında kesintiye gitme, trimleme işinin İngilizcesi tapering. Orada artık normalleşiyoruz. Ekonomi görünümü normal bir seyre doğru gidiyor. Dolayısıyla da daha fazla enflasyon kaygılarıyla da birlikte varlık alım programını sonlandırıyoruz. Ya da işte azaltma tarihinin konuşulması bekleniyordu. Bunu piyasa nereden aşina? 2009'daki başlayan varlık alım rüzgarının ve dalgalarının 4-5 dalga hatırlamıyorum birkaç tane. 2013 Mayıs'ındaki Fed Başkanı Ben Bernanke'nin söylemiyle buna aşina. Yani tapering kelimesi de aslında orada en fazla kullanılmaya başlandı. Tabii şu anki hikaye biraz farklı. Bunu biz pandeminin başına itibaren konuşuyoruz. Geldiğiniz yer nokta itibariyle de farklı. İşte geçtiğimiz haftalarda bakıyorum 1.70-1.80'lerde trade ediyordu Amerikan 10 yıllıkları. Cuma günkü işsizlik verilerinin ardından, tarım dışı istihdam verilerinin ardından yine geldi 1.50-1.57'lere falan. Piyasa yine şu an şeyi fiyatlıyor. Kötü data, gevşek para politikasının devamı, coşkuya devam. Yani S&P, Dow, riskli varlıklar şey. Alalım, dolar endeksi satalım gibi. Tabii reel getiriler, yani enflasyon endeksi getiriler Amerika'da. Eksiler de biliyor herkes bunu. -1'lerde 10 yıllıklar. Dolayısıyla şu anki görünüm 2008-2010'daki görünümlerden veya 2013'teki görünümden biraz farklı. Evet, kripto paralar yükseliyor. Ama sadece kripto paralar yükselmiyor. Çelik de yükseliyor. Bakır da yükseliyor. Hepsi yükseliyor. Gıda yükseliyor. Gıda yükseliyor. Amerika'nın fiyatları yükseliyor. Hasbelkader geçen gün bir başka iş meclisinde konuşurken şeyi fark etti ki gerçekten şu anda hem Case-Shiller konut fiyat endeksi Amerika'daki hem bu St. Louis Fed'in fiyat endeksi 300 bin dolarlarda falan 270-280 bin dolarlarda 2008 öncesinde yani kriz patlamadan önceki fiyatı neredeydi? 200 bin dolarlardaydı. Enflasyona adjust edilmiş hali, uyarlanmış hali ise 2008'in hemen öncesindeki seviyelerin bir tık üstünde. Yani kaç yıl geçti? 12 yıl geçti. 12 yıldaki tüm enflasyonu yemiş hali bir önceki seviyenin biraz üzerinde. Neyi konuşuyoruz? Acaba kripto paralarda kripto para konuşacaktık. Amerika ve Fed işte konut fiyatları konuşuyordu ama hani hepsi birbiriyle ilintili diye anlatıyorum bunu. Yani kripto paralarda acaba bir balon mu var, şu mu var, bu mu var? Bazı ürünlerde evet balon olabilir. Doge'yi birazdan konuşuruz yani. Hani. Doge'yi biz... değil, senin pişmanlıklarını konuşmamız lazım. Öyle demeyelim. Öyle detaya gireriz birazdan. Velhasıl kripto paraların genelinde ki yükselişin aslında bakıyoruz benzerleri diğer marketlerde de var. Evet, tamam yani. İşte 2020'nin başından veya işte 2020'nin Temmuz Ağustos'undan bugüne geldiğimiz noktada Bitcoin'in fiyatı, sadece Bitcoin'in fiyatı 5-6 kat falan yükseldi değil mi? Yani 9-10 bin dolarlardaydı. 60 bin dolara geldik. Diğer ürünlerde de benzer hareketler var. Evet abi, %600 hareket var. Burada bubble yok mu? Bu sorunun cevabı bugün konusu değil. Ama net bubble olduğunu gördüğümüz, yani balon olduğunu düşündüğümüz yerler var. Bitcoin için bunu düşünmüyoruz. Bitcoin için neden bunu düşünüyoruz? Çünkü Bitcoin aslında daha yeni çıkan, yeni halka arz olan ürün gibi görülmeli, görülebilir. Neden? Tamam, 2008-2009'da ilk transaction yapıldı diyorsun Gökalp. Evet, ama hani nasıl ilk kez halka arz oluyor? Tam 2009 yılında yapıldı da. Kimin haberi vardı? Evet, kimin haberi vardı? Bunu ana akımın fark etmesinin tarihi 2019-2020 aslında. Doğru. Daha da fazla 2020. Yani 2019'da bir şeyler vardı ama hala muhalif bir cephe vardı. Bu doğru değil. Bir tarafı hala işte biliyorsun ana akım medyada dolandırıcılık cumhuriyeti falan diyorlardı. Velhasıl geldiğimiz nokta itibariyle varlık fiyatlarının hepsinde bir yükselme var. Bunun da altı dolu sebepleri var. Neden altı dolu sebepleri var? İşte 6.1 açıklandı işsizlik. 266 bin tane iş istihdam yaratabildi Amerikan ekonomisi. Ama bakıyorum BLS'in kendi şeyine, sitesinden bakıyorum. 9.8 milyon hala işsiz var Amerika'da. Yani recover oluyor. Evet, bir şeyler var. Toparlanıyor da ekonomi. Ama sanki istendiği hızda değil. Zaten o cuma günkü veri seti de biraz onu teyit etmiş oldu. Pandemi öncesinde neredeydi peki? 5.7 milyon işsiz vardı. 3.5'taydı işsizlik seviyesi. 6.1'e çıktı falan. Velhasıl hep konuştuğumuz şeyleri devam konuşmuyorum ama bu sabah bakıyorum dün şu haberden sonra genel olarak piyasaya bakıyorum. Piyasa ağırlıklı olarak bir dakika tamam. Aslında Fed'in tapering'i veya işte varlık alımlarını yavaşlatma hikayesi, senaryosu aslında bizim korktuğumuz kadar da hızlı olmayacak galiba
moduna girmiş durumda şu an fiyatlar. Zaten Yellen da düzeltme yaptı. Yani biraz yanlış anlaşıldım dedi. Merkez Bankası'nın işlerine karışmıyorum. Bağımsızlığını hiçbir şekilde müdahalelerle bozmayacağım dedi. Ve tabii bu konuda oldukça tecrübeli yani bir sürü sebepten dolayı. Hani. Merkez bankalarının ve Fed'in bu şekilde yaptıkları önden yüklemeleri hareketlerin, bu biraz önden yüklemeli hareketti. Mart 2000'in bam diye bir 2 trilyon önce bir verdiler. Değil mi? Toplamda da 5 trilyon dolar. Toplam ana bilançosunun 2.4 katına kadar falan bir daha varlık aldı aslında Fed. Alma taahhüdü verdi. Velhasıl bunun benzeri nerede yapmış? Bakıyorum 90'lardaki işte Asya krizinde ve Latin CM'in batışındaki hikayede benzerini .com şeyinde yapmış. Bunu biz gene burada .com'u konuşmuştuk hatırlarsın. Konuşmuştuk. Fed bunu yavaşlattığında ne olacak? Ne olacak? Elbette şu anda yüksek düşük faiz ortamı ve yüksek likidite ile fiyatlanan, değerlenen varlıklar değerlemelerinde trinlemeler olacak elbette. Bu fizik yani. Aynen öyle. Yani. Üç soru sorayım o zaman sana. Dolar endeksi nasıl etkilenir? Dolayısıyla dolar nasıl etkilenir? Hem uluslararası piyasalarda hem Türkiye'de sana göre. Altın, Yellen'ın açıklamaları sonrasında bir geri geldi. Sonra işte o düzeltmeyle birlikte tekrar toparladı ama tam olarak kendine yine gelemiyor altın. Neden kendisine gelemiyor? Ondan biraz bahsedebilirsin. Bir de bu 10 yıllık faizlerle ilgili değer değerlendirmeni almak isterim. Düşecek mi sana göre? Bütün piyasayı hareketliyorsan ne kaldı ki? Yatayım abi ben bunu. Ne kaldı ki? Canlı hububat fiyatları da. Buğday fiyatları ne olacak? Bir de onu. Bak mısır yükselecekmiş. Mısır. Evet mısır. O soya fasulyesi yükseliyor aynen. Şimdi konuşuruz. Bir de portakal suyuyla ilgili bilgi verebilirsin. Portakal bize. Suyu CME'de. Bu insanlar bunun olmadığını zannediyor ama var hakikaten. Var canım yıllardır var. Evet. Kahve. Şimdi ben böyle Ethereum, kripto falan bayağı bir çalıştım geldim ama sen bana... Neyse dur şöyle toparlayayım. Çok... Ne oldu kağıtların arasında bulamadın mı onları? Ya değil mi? Yok, ya. Yok başka bir şey. Şurada dolar endeksi var. Dolar endeksi var çünkü merak edip baktım. 2008'den sonraki hareket FX trade edenler bilir. 2007-2008'e doğru yani kriz patlamadan önce Japon yenindeki hareket vardı ve Euro, Dolar, Sterlin falan 1.40'larda, 1.30, 1.40'larda bir tanesi 1.50'lerde falan Sterlin. O hareketleri dolar endeksini düşürüyordu. 70'lere kadar düşmüş. 2008 krizin öncesinde orada bir çift dip yapıp tekrar 85 seviye çıkmış. Ve oradan itibaren de biraz gürültülü ama bir yükseliş trendinin olduğunu görüyorum dolar endeksinde. Şu anki hareket de çok uzun böyle bayağı 2008'den beri alıyorum işte grafiği. Düşün haftalık grafikte bakıyoruz. Şu an ise geldiği seviye 90'lar seviyesi. Bu hareketin düştü bu arada dolar endeksi. Yüzlerden geldi buraya. Evet yani yüzlerden geldi. Yüzlerden gelme sebebi de işte pandemi sonrası. Tabii. Yani genişleyici para politikaları buralara kadar geldi. Tekrar buradan toparlayıp çıkması beklenir mi? Beklenir. Ama önce ekonomik indikatörlerde, göstergelerde bir toparlanma ve gerçekten düzeltme beklenmesi lazım. Dolar endeksi cephesinde. Bunu 1-2 adım, 3 adım uzaktan bakıp gelişmiş ülke kurlarını içine sokup söylüyorum aslında. Yani Euro'yu, Sterlin'i, Japon yenini falan söylüyorum. Bu projeksiyonda evet tam ekonomik indikatörler düzeliyor. Zaten hemen pat 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 800 bin, 900 bin, 1 milyon bu şekilde istihdam yaratılması zaten beklenmemeli. İşin doğası gereği beklenmemeli. Çünkü evet çok büyük bir düşüş oldu pandemi sonrasında. Ben bu işin ekonomisi değilim. Makroekonomist de değilim. Yanlış anlamasın kimse ama uzaktan bir trader olarak gördüğüm yorum yapıyorum. Düştü. Evet toparlanır. Sonra o gürültü azalır ve bir patikaya doğru girer. Şu anda da aslında biraz onu yaşıyor gibi hissediyorum ben. Diğer taraftan soruna gelecek olursak. Dolar endeksinde bence 90'ın altındaki hikayeler, 88-87'lerdeki fiyatlamaların çok uzun vadeli kalıcı olmayabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü trende baktığımda, ekonomik toparlanma trendine baktığımda bu toparlanmanın aslında son veriyi kenara koyalım. Bu ekonomik toparlanmanın yolunda olduğunu bana bir taraftan söylüyor. Aynı fikir faizler için de geçerli aslında. Fed bunu da biliyor ve onların da beklentisi şu. Söylemi ve beklentisi genel olarak piyasa beklentisi de o yönde. Evet şu an yıllarca onlar %2'lik enflasyon ve %5'lik işsizliği hedeflediler. Dual mandate diyorlardı buna, ikili hedef. Bunu hedeflediler. %2'lik enflasyona da ulaştılar. Para politikasının çıktısı olarak ulaştılar. 2000 yılı hatırlamıyorum şimdi. 2015-2016'larda. Trump'tan falan. Sonra ulaşıldı. Evet, öncesinde de aslında ulaşıldı. Yani Amerika tarafında. Geldiği yerde en son zaten 3.5'tu. Demem o ki lafı çok gevelemeden ve uzatmadan demem o ki şu anda bir süre daha zaten Yellen'ın söylemi oydu. Enflasyon kaygılarıyla tapering dillendirilmişti piyasada. Ancak bir süre ilk %2 seviyesinin üstünde seyredeceği ve %2'nin etrafında stabilize olmasının da 2024 yılını bulabileceği konuşuluyor. Bu da şu demek. Faiz
tarafında bir süre daha volatil seyir göreceğiz ve negatif reel faiz bir süre daha yaşayacağız. Ne zaman? Fed tapering'e başlayacak. Tapering'in ardından da faiz arttırımlarını konuşmaya başlayacak. 2021 yılındayız bugün. 2024 yılında bunun stabilize olmasını insanlar bekliyor. Dolayısıyla o patika uzun bir patika. Yani reel getirilerin negatif bölgelerde seyretmesinin işine yarayacak enstrümanlardan bir tanesi de altın. Ama altın istediği ve hak ettiği şu an değeri göremiyor. Çünkü biraz Bitcoin ondan rol çalıyor. Doğrusu bu. Burada da yine konuştuğumuz bir şeydi. Buna nereden bakıyorduk ve görüyorduk? İşte ETF'lerdeki hareketlerden görüyorduk. İşte kurumsalların kaçmasından görüyorduk. Ama günün sonunda hala altın 5000 yıllık bir fenomen. Merkez bankaları hala altın tutuyor. Son çeyrekte baktığında Türkiye altın konseyinin rakamlarını Türkiye net satıcı durumdaymış bu arada. İlginçtir. 21 ton mu ne? Net satıcı durumda. Diğer herkes almış. 31 ton mu? Net satıcı durumda. İlk çeyreği söylüyorum. Dolayısıyla merkez bankaları hala altın tutuyor. Altından dijital altına, Bitcoin'e transition öyle hemen olmayabilir. Oluyor zaten. Bu bir günden dünden bugüne olacak bir hikaye değil. Kripto paraları konuşalım biraz. Hı-hı. Özellikle Ethereum'u konuşalım istiyorum. Ethereum'la ilgili çok ilginç söylemler var. Bitcoin'i bile geçebilir gibi söylemler. Neden Ethereum bu kadar göz önünde? Bir. İkincisi de 3000 dolar dedin geçen hafta. Daha 3000 doların kıyısındaydık. 2800'dük. Hı-hı. 3000'i geçti. Bayağı bir geçti. 3500'e kadar geldi. Ben dedim de gitmiyor tabii piyasada yani. Biz bir Elon Musk değiliz yani. Maalesef değiliz. Ethereum tarafında evet bir hareket var. Çünkü orada tam şuna bölmek lazım aslında. Bir tanesi altın, bir tanesi Microsoft listesi gibi düşünebilirsin. Yani Apple listesi gibi düşünebilirsin. Çünkü onun altında bir sürü şey yapılıyor Ethereum'un altında. Altın kim? O da altında Bitcoin. Yani işte hala transaction hızı 9-10 dakika. Pahalı. İşte konfirmasyonun 5-6 tane olması lazım ki sen emin olabilesin falan. Yani Ethereum'daki hikaye öyle değil yani. Hem DeFi destekliyor hem de smart contract ekosistemi var. Bir de diğer taraftan işte son 1-2 aydır iyice popüler olan bu NFT, non-fungible token pazarı var. Mesela bunların hepsi Ethereum'un gitmesini destekleyen şeyler. Bu arada da sırtındaki bir yükten, proof of work'ten kurtula yazması şu an. Yani işte gas price'ların düşmesi, bir süre sonra kurtulacağına delalet ediyor olması piyasanın falan. Ethereum'un da yükselmesine sebep oluyor. Bunun da çıktısı ne? 46 seviyelerde olan BTC, Bitcoin dominansı. Yani Bitcoin dominansı da hatırlarsın konuşmuştuk. 30'lar vardı aşağılarda. Oralara kadar da işaret ediyor olabilir demiştik. Şimdi bir taraftan da bakıyorum. İşte Dogecoin gibi ne olur izleyenler yanlış anlamasın saçma sapan bir tane para birimi çıkıyor ve market cap'te işte 4., 3., 4., 5. seviye falan oluyor. Coin market cap'te farklı, coin gecko'da farklı falan işte. Bu bir şaka coin aslında yani. Sahibi bile söyledi değil mi? İşte, ama zaten çıkışı da oydu yani şaka gibi. Fiyat hareketi de biraz garip. Eğer bir bubble ya da bir mania diyorlar ya bir manyaklık. Mania diyorlar ya o manyaklık burada biraz var. Yani o tulipa mania vardı ya hani dedikleri şey. O burada biraz var. Tekrar ediyorum burada var orada niye yok? Çünkü abi bunun çıkışı zaten geyik yani. Çıkışı zaten hikaye. Ortada bir şey yok yani. Dolayısıyla ya bir dakika 0.70 dolar seviyesine gelmiş. Yani 70 sent seviyesine gelmiş. Bir dolar olacakmış. Bu akşam da artık çok kadar şova döküldü ki gerçekten şov oldu. Cumartesi şovuna çıkıyor adam yani. Hani öldü mü? Hani iş hakikaten şovmenliğe döktü yani. Velhasıl bugün herhalde gider 1'e. Bilmiyorum. Yani gitmeye de bilir. Umurumda da değil gerçi yani. Aracı kurumlar tarafında çok insanlar tedirgin olur ve dikkatli davranırlar böyle konularda. Davranmalılar da aslında. Konvansiyonel finansta bunun bir karşılığı var. Bunun karşılığı bir sürü yani front running dersin, insider trading pek olmaz insider ama hani manipülasyon dersin ne dersen bir sürü şey diyebilirsin. Bu bir suç yani gerçekten. 2 yıldan 5 yıla kadar suç bunun adı yani. Tabii. Burada ben insanlara neden Doge diyeceğim? Burada yok öyle bir şey de hani bu daha regüle edilmediği için piyasa regülasyonu da konuşacağız. Şu var günün sonunda. Vicdani bir sorumluluk var. Adam gelecek benim eşim, dostum, akrabam veya işte bizde işlem yapan şey yatırımcı üye diyecek ki ben abi şimdi 0.70 sent 0.40'tan Doge alayım mı? Bilmiyorum abi. Alacak evini arabasını satıp çünkü herkes konuşuyor. Alacak aldıktan sonra 0.20'ye düşecek. Şimdi daha önce hiç hayatında finansal piyasalarda trade etmemiş. O korku psikolojisi yani ben girdim ve bir arabam vardı ve arabamın önü yok şu an. Yani arabamın yarısı eridi. Veya 4 odalı bir evim vardı 2 odası şu an yok. Hani dolayısıyla bu psikoloji insanları birincisi küstürür ikincisi çok kötü hissettirir. Yani ne olur benzer kitapları 50 tane kitap vardır yani hani Türkçe benzer konu trading nasıl işlem yapılması gerektiğiyle alakalı falan. Yani bu işteki en önemli şey bir trader'ın veya bir işlem yapanın psikolojisini yönetmektir. Bu psikolojiyi de böyle saçma sapan şeylerden uzak durarak genel olarak yönetirsiniz. Benim de en tepede verdiğim öneri budur. Yani uzak dur, zarar görme. Kar elde edebilirsin, evet. Veya şu olabilir. Hani ben
vazgeçtiğim Twitter'ı burada değerlendirmek istiyorum. Hay hay, yani insanların parası ama şu bir gerçek mi? Doge 0.30'dan veya 0.20'den 0'a düşse mümkün. 40'tan düşse mümkün. 70'ten düşse mümkün. Çünkü altında bir şey yok. Yani 0.05'ler falan geldi bir de. Tabii yani. tabii abi yani şey. Yani burada oradan buraya çıktıysa buradan oraya da gidebilir ihtimali var yani. Onun da şimdi şöyle lazım. Oluyor insanlarda. Biz aynısını burada Ethereum için ısrarla yapmadık, hatırlarsın ya. Yani işte 19 bin, bu 20 bin, bu 30 bine gittiyse Ethereum ne olabilir'e bu şekilde konuşmadık. İnsanlar şu anda şunu yapıyor, görüyorum. Regülasyon bunların da önüne geçecek. Diyor ki 100x gidecek coinlere işte söylüyorum, 10x gidecek coinleri söylüyorum. Arkadaşlar uzak durun, itidalli yaklaşın böyle şeylere. Günün sonunda bu paraları kolay kazanmıyorsunuz. Yani normal yaptığınız bir real iş var. Birçok insanı biliyorum. Hani oraya işten kolay para kazanmıyorsunuz. Buralara çarçur etmemek lazım. Büyük ama zarar edebilirsiniz. Şimdi Ethereum'u konuşmadık ama. Doge'yi konuştuk, Ethereum'u konuştuk. Ethereum'u biraz şöyle hızlıca bir toparlayayım. Biraz bahsettik gerçi Ethereum'da. Hı. Dedik ki işte şey, yani işte biraz Microsoft'a benzetiyor insanlar onu. Yani altında bir değer var. Hı. O yüzden de buralara kadar geldi. Artı onu destekleyen de başka ERC20 projelerinde desteklenen bir sürü şey var. Hem DeFi ekosistemi yükseliyor ki orada ki aktif oyunculardan bir tanesi Chainlink, DeFi'nin kendi başına sadece 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını söylüyor. Şu an 75-80 milyar dolarlarda buraya ulaşacağını söylüyor. Dolayısıyla orada gidecek sanki bir hayli yol var gibi hissediyoruz. Hala hissediyoruz. İnsanların yaptığı değerlemeler de hep işte 8-9-10 bin dolarlardan geçiyor. Biz geçen hafta 2008-2900 dolardaydı. Herhalde 3000'i gösterecekler dedim ben. 3000'i de gösterirler de bu bir şey değil yani. Hani çünkü yükseliyor. Hani bizim şöyle bir analiz yapılabilir. Bir sayaca basıp random bulduğunuz 2 tane coin'i atsanız veya 3 tane coin'i atsanız, yani 3 coin ikisi zaten yükselir böyle piyasada. Hepsi yükseliyor çünkü yani. Ben burada bildim demek de çok bir kıymetli bir şey değil. Hem biz de demiyoruz. Bizim için değil hem diğerler için de değil. Velhasıl Ethereum'daki ve Link'teki hikaye bu. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu Bloomberg'un yaptığı Bloomberg Galaxy Crypto Index diye bir şey var. Bunun içerisinde %40'ı Bitcoin, %40'ı Ethereum, 6'sı Litecoin, Monero, Dash, Zcash falan filan var böyle. Devam ediyor. Burada bir hareket var. Söyleyeyim hareketi. Kabaca %1100'lük yani 11 katlık falan bir hareket var. Bunu sürükleyen şey son 2 aydır sürükleyen şey yani direksiyondaki artık Bitcoin değil Ethereum oldu. Dolayısıyla hem dominanstaki hareketi biraz açıklıyor bu. Galaxy Crypto Index'indeki hareketi biraz açıklıyor. Bir nevi dolar endeksi gibi bir şey mi bu? Evet evet, bravo. Bloomberg'in kendi dolar endeksi de var biliyorsun. BDX'ye. Bir dolar endeksi adı ISIN var. Intercontinental Exchange. Bir Bloomberg'in var. Bu Bloomberg'in kripto endeksi. Kendi yaptıkları bir kripto gibi endeksi. Peki. Kurumsallar giriyor mu abi? Abi kurumsallar giriyor. Yani aynı yerdeyiz hala. İşte Bistiti ben dur girmeyeceğim. Yerim dar falan diyordu. Şimdi girmeye başladı. Goldman Sachs zaten bir tur bir girmişti. Şimdi Trevler'le işin içerisine girecek. Diğer taraftan benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden de şey şu. Bu ekosistemin içerisindeki bazı fintech şirketleri, PSP olabilir, bir ödeme sistemi olabilir falan, birbirlerini satın almaya ve piyasayı büyütmeye ve katılımcılar arasında böyle bir biraz konsolidasyon mu denir artık ya da satüre olma hali mi denir. Bu şekilde bir şirket evlilikleri ve mergingler, birleşmeler olduğunu görüyorum. Bu da hoşuma gidiyor ve bunu da kenara artı olarak yazıyorum. Genel olarak şöyle bir bilgi var. Bu arada geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu'nun, World Economic Forum'un yaptığı bir araştırma vardı. Bilirsin yılda bir kere toplanıyorlar Davos'ta. Toplam konvansiyonel piyasalarda 867 trilyon dolarlık bir para var. Bunların işte 95 trilyonu equity market'ta, hisse senedinde. 106'sı borç senetlerinde. Sekürtize olmuş varlıklar var 10 trilyon dolar. İşte türevlerde 560 trilyon dolar falan filan. İşte hepsi alt alta eklenmiş. Asset management'den fund administration dedikleri 90 trilyon dolar. Trilyon dolar diyorum yani. Rakamlar hani uçuşuyor. Kolay söylüyoruz ama trilyon dolar bunlar. Yani 867 trilyon dolarlık bir varlık var ve bu varlığın bir kısmı kripto paralara kayabilir diyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırma. Şimdi bu önemli. Bu bir tespit. Zaten bu herkes de söylüyor. Hani yeni bir şey de söylemiyorlar aslında ama rakamın büyüklüğünü bir kez daha konuşalım istedim. Daha önce buraya 3. ya da 5. yayında falan da BIS rakamlarını getirmiştim. Yani dünya GDP'si bu. Toplam türev piyasalar falan filan onların hepsini eklediğinde 1100 trilyon dolarlık bir yere ulaşıyoruz. Daha bu piyasa daha çok büyük. Gidecek çok yol var demiştik. Rakamlar da hakikaten buydu yani. Uzan daha da küçüktü bu arada. Tabii çok daha küçüktü. Şu an Bitcoin
herhalde 10-12-15 bin dolar falandı yani. 16 bin dolar. Yani merak edenler eski yayınlardan araştırıp bulabilir, biz de buluruz. Demem o ki bu tespit çok yanlış bir tespit değil. Visa'nın alımı var. Bir şirket alımı var. Bir fintech girişimini satın almış bir Visa. Galaxy Digital'ın benzer bir hareketi var. Bu arada birbirlerine şikayet ediyorlar. Galaxy Digital biliyorsun büyük bir şirket. Grayscale'ın Trust Fund adı altında yapıyor olmasını ve SEC'in henüz ETF onayını da vermiyor olmasını eleştiriyor. Çünkü yatırımcıları bir ateşe atıyorsunuz diyor. Bu hisse senedi piyasalarından vesaire bahsetmiştik. Konvansiyonel piyasalarla kurumsallar geliyor. Goldman, Citi vesaire vesaire demiştik. S&P 3 tane yeni endeks çıkartacakmış. Kendi altında ve hepsi crypto related endeksler. S&P Bitcoin Index, Ethereum Index ve Crypto Mega Cap Index diye 3 tane endeks çıkartacakmış. Güzel bu. Orada bir endeks çıktığında bu sefer o endeksi trade etmek isteyecek insanlar. O endeksin türevlerini trade etmek isteyecek. Dolayısıyla bir noktada artık tamam ya hadi gelin diyecek yani SEC. Geçen hafta açıklanan bu tarım dışı istihdam ve Yalın'ın söylemleriyle birlikte aslında baktığında Nisan penceresinde şeyi görüyorsun. İnsanların okey tamam hani birazcık daha bu iş ötelenecek galiba. Tapering kısmı veya işte faiz artırma hikayesi ötelenecek galiba görüyorsun. Okey bu anlamlı. Fiyatlamayla da gayet uyumlu. Tutup Şubat'tan Ocağa bakıyorum. Yani Ocak'tan bugüne, Şubat'tan bugüne o pencerede bakıyorum ima edilen faizleri. Oradan baktığımda da yükselmiş durumda. İnsanlar evet yani şu söylemimizle evet son data kötü ama ya ekonomi de toparlıyor. Bu bir yere doğru gidecek. Dolayısıyla dolar endeksi neden 87-88 altına çok düşmeyebilir? Rün göstergesi bu. Evet yani bir söylemi de bu. Ya bir yandan da şunu unutmayalım. Avrupa'dan, İngiltere'den, Fransa'dan PMI'ler vesaire hep beklentilerin çok üzerinde geliyor. Üretim evet, verileri evet. Çok üzerinde geliyor. Perakende satışlar çok yüksek geliyor. Yani evet bir piyasada hareketlilik var ama biraz daha bekleyecek gibi görünüyor merkez bankaları. Şimdilik SEC, Türkiye, Güney Kore. Herkes regülasyon konuşmaya başlıyor. Konuşuyorlar çünkü yapmayacağım. Az olak. Tövbe estağfurullah. Onu söylemeyeceğim şimdi yayında. Şöyle abi herkes konuşuyor çünkü konuşmak zorunda. Neden konuşmak zorunda? İşte o şeyin Galaxy Digital'ın CEO'sunun söylediği gibi Mike Novogratz o beyefendiyi burada birkaç kere konuşmuştuk. Onun söylediği gibi piyasa regüle edilmesi lazım. Çünkü aslında riske maruz halkın kendisi virgül finansal piyasalar virgül finansal istikrar. Merkez Bankası'nın kendi şeyini tehdit ediyor aslında. Düşünsene bu çok büyük 2-3 tane borsa hani bir tanesi halk arzı olduğu için söyleyeyim Coinbase. Başına bir şey geldiğini düşünsene abi Allah korusun. Yani demem o ki bunun regüle edilmesi lazım. Türkiye'de de çalışmalar olduğunu daha önce burada konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklamada bulundu. Herhangi bir yasaklama yaklaşımlarının olmadığını söyledi. Vergi üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Bunu da söyledi zaten. Diğer taraftan MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları rehberi yayınladı. Biz burada daha önce söylemiştim. Bildirimde bulunma zorunluluğumuz bizim yok. Kripto para borsanın bildirimde bulunma zorunluluğu yok. Ama biz yine de bildirmiştik. Birkaç tane şüpheli işlemi. Ya burada bir sıkıntı var. Bir bakın istiyorsunuz falan demiştik MASAK'a. İlgili formları hazırlayarak. MASAK da hayır şu an sen bana bunu bildiremezsin demişti o zaman. Şu an bildirme zorunluluğu geliyor. Birkaç tane şey var. Bizde mesela KYC yani müşteri tanıma kurallarını biz 1000 TL'den itibaren işletiyoruz. Yani 1000 TL'nin üstündeki para hareketlerinde kimlik, ıvır kıvır her şey olsun istiyoruz müşterinin. Bunun için 75.000 TL gibi 75.000 TL'lik bir işlem boyutu ve hacmi aslında söylediği şey hacim MASAK'ın. Onun üstündeki bir harekette istemen gerekiyor diyor. Dolayısıyla biz kurum olarak biraz kendimizi güvenli tarafta tutuyoruz. Ne söylemiş? Şüpheli işlem bildirimini diyor. İşte tutar göstermeksizin yapman lazım falan filan. Velhasır bunlar birkaç şeyi tanımlama anlamında önemli. Bir tanesi kripto varlık demeye başladı. Merkez Bankası MASAK, Hazine Maliye Bakanlığı aynı şekilde kripto varlık demeye başladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı demeye başladı. Yani bizim de aslında adımız Enikon'u ortaya çıkmış oldu. Bunlar önemli. Bir diğer taraftan da hatırlarsın Merkez Bankası'nın TCMB'nin kripto varlıkların ödeme yöntemi olarak kullanılmasını yasaklayan bir yönetmeliği vardı. Çok yeni. Çok yeni. 2-3 haftalık falan mevzu. O yönetmeliğin ardından 2 tane dava açılmış. Ve bu yönetmeliğin iptali için dava açılmış. Çünkü şirketlerin adını vermeyeyim. Biraz araştırınca bakarlar. Bu da önemli bir gelişme. Velhasıl piyasa yön ve şey bulmaya çalışıyor. Güney Kore'deki hikaye de şu. Vergi hazır konuşmuşken Güney Kore'de çok fazla miner var. Madenci. Öncelikle o madencilerin elde ettikleri gelirlere %20 gibi bir vergi getireceğini söylüyor. Otorite, irade Güney Kore'deki. Diğer taraftan da capital gain'den, sermaye gelirinden 1000 dolar yatırdın, paranı çektin aracı kurumdan 1500 dolar olarak çektin. 500 dolar para kazandın falan. Bu rakam yıllık
2220 doların üstüne çıkarsa diyor, yıllık 2220 doların üzerine çıkarsa buna da %20 vergi getirecek diyor. Ancak bunun vadesi 2022 falan. Yani önce bir minerları bir toparlamaya başlamış Güney Kore. Ardından da sermaye gelirleri, sermaye kazançları üstünden de bir vergi uygulayacaklar gibi görünüyor. Ama 2020'yi bulur diyorsun. 2022, 2021'deyiz. Pardon, özür. 2022'yi bulur diyorsun. Artı bir, artı bir gidiyor. 2021, 2022, 2023. Eksi gitmiyor. Çok konuştum evet. Dogen'in intikamını aldım. Kanım yerde kalmadı. Peki. Buyurun. Ne olacak Bitcoin? Teknik olarak baktığımda hafif korkutucu bir yerde. 58-59 seviyeleri, evet 64'ü bir gördü ama artık yükselemeyen zirveler görüyorum. Bitcoin için biraz daha temkinli olmakta fayda var. Sell stop ve stop limit emirleri kullansınlar. Geçen yayında da, önceki yayınlarda söyledik. Stop limit emirleri kullansınlar. Ethereum'da 3530'dayız artık. Piyasanın geri çekilmesiyle birlikte, yani eğer Bitcoin'de beklenen şey olursa, bir geri çekilme olursa, Bitcoin'deki bu geri çekilmeyle birlikte Ethereum'da da düzeltmeler görülebilir. Kar realizasyonları görülebilir. Ama orada trend, yükseliş trend devam ediyor. Bitcoin için şu notu iletmek istiyorum. Cuma günü bunlar oldu. Coştu piyasa, S&P 500 vesaire. Altın 1780-1790'dan 1830'a falan gitti yani. 2 günlük harekette tık tık hemen gitti. Bir sürü direncini de kırdı. Bunlara rağmen Bitcoin yükselemiyor. Onun kenarını not etmekte fayda var. Dikkatli olunması yani, gereken bir durum. Dikkatli olmakta fayda var. Ethereum evet yükseliyor. Ethereum'daki hikayenin ne olduğunu biraz bahsettik. ERC20 tokenları ve DeFi projeleri artı TOS'a geçişin daha sorunsuz olabileceğine yapılan bahis bet diyelim. Link? Link de benzer bir yerde aslında. 50 dolar seviyesinde ve bir dirençte. Yükseliş kanalının direncinde. Oradan dikkat etmek lazım. Varsa kar realizasyonu düşünülebilir. Buradan yeni alım ben olsam yapmam Link'te. Zirve yakın bir yerde çünkü. Avax? Avax fena gitmedi. 41 dolar gördü dün abi. 41 dolar gördü. Zirvesi zaten 55 biliyorsun. Yani Avax'ın, şöyle bir şey söyleyeceğim Avax'la alakalı. Yatırımcıların dikkatini çekecektir. Herkesin öve ve bitiremediği Dogecoin'in piyasa büyüklüğüne kadar 91 milyar dolar. Avax'a bir sürü hikaye anlatıyoruz. Şöyle böyle post, şöyle hızlı, böyle stake kazanıyorsun falan. Bir sürü şey anlatıyoruz. Başka bir sürü projelerini embed ediyor diyoruz. Piyasa büyüklüğü 4.8 milyar dolar. Bu da 38 dolarlık fiyatla. Yani biz bir ara burada Avax ilk çıktı. İki tane şey işaret etmiştik. Bir tanesi çift haneli rakamlar. Double digit'i görebilir. 2021 içerisinde demiştik. Pat o bir şey oldu ve 10 doların üstüne çıktı falan. Sonra ya bir dakika, evet bu 3 haneli rakamları değerlendirdim ama bunun için bir vade vermiyorum demiştim. Hatırlarsın. Doğru. Buradaki görüşü aynı şekilde koruyorum. Aynı şekilde koruyorum. 40-41 dolarlar seviyesinden bir geri çekilme ve düzeltme geldiğini görüyorum. Diğer taraftan son 24 saatte %7-%8'lik bir geri çekilme var. Oynaklık yüksek ama bu piyasa büyüklüğünü hak etmiyor Avalanche, Avax. 5 milyar dolar çok az. Buradan da pay bitsin. Peki en sona Ripple'ı bırak. Neden? Büyük bir potansiyel taşımıyor mu? Büyük potansiyel taşıyor. Ripple'ın da market cap'i 55 milyar dolarlarda. Ripple Ethereum'daki ya da Bitcoin'deki ya da diğerlerindeki hareketi henüz yapmadı. Ve böyle gıdım gıdım gidiyor. Ben olsam portföyümün bir kısmında Ripple tutardım. Dolayısıyla orada bir potansiyel olduğunu biz düşünüyoruz. Araştırma ve hazine departmanları da benimle aynı fikirde yani. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Herkese iyi pazarlar. İyi hafta sonları. Herkese iyi pazarlar. Çok yakın zaman içerisinde size müthiş bir sürprizimiz olacak. Şimdi söylemiyoruz. Kripto ile alakalı bir şey olmadığını da söyle istiyorsan. Kripto ile alakalı değil ama müthiş bir sürpriz. Evet. Olacak. O sürprizi de maksimum 1-2 hafta içerisinde. Ete şu kapanmadan bir çıkalım. Hava böyle biraz açsın. Dış çekimlere başlayalım. Aynen. Dış çekimlere başlayalım. İyi ki ipucu geldi. Aynen. Sağ ol dostum. Ne demek, ben teşekkür ederim. İyi pazarlar. İyi pazarlar herkese.